İngiltere'ye bir gidelim. Oradaysa gündem başka bir şey aslında. Pandemi döneminden bu yana Boris Johnson'a duyulan güven konusunda özellikle kendi partisinden zaten sesler yükseliyordu. 5 bakan dahil 50'ye aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrasında özellikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da istifa çağrıları yapılıyordu. En son Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu çağrı çok dikkat çekiciydi. Ve bunun ardından bugün beklenen oldu diyebiliriz. Boris Johnson partisinden istifa etti. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından da Johnson'ın başbakanlık koltuğunu bu yeni lidere devretmesi bekleniyor. Hatta mevcut Dışişleri Bakanı'nın bu yeni lider olabileceğine dair de konuşuluyor. Önceki gün kabineden ilk istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nedim Zahavi de dahil olmak üzere kabineden üst düzey isimler Johnson'a istifa çağrısında bulunmuşlardı. En yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel de başbakana istifa etmesini tavsiye etmişti. Boris Johnson kendisine istifaya çağıran kabinenin üst düzey üyelerinden Bölgesel Kalkınma Bakanı Michael Gove'u görevden aldı. Salı gününden beri istifa eden bakanlar listesine bu sabah göreve yeni atanan Eğitim Bakanı'nın istifası da eklendi. Böylece ayrılan bakan sayısı da 5'e ulaşmış oluyor. Yani şu ana kadar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Galler'den sorumlu Devlet Bakanı, Kuzey İrlanda'dan sorumlu Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanı istifalarını verdi. Boris Johnson dün Avam Kamerası'nda bir konuşma yapmıştı. İstifa çağrılarına karşılık olarak devam edeceğini, istifa etmeyeceğinin mesajını vermişti. Parti liderliğinden istifası sonrasında bu yaz Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı olacak. Ekim ayındaki parti konferansına kadar yeni bir başbakan belirlenecek. Bu arada da Boris Johnson'ın başbakan olarak göreve devam edeceği belirtiliyor. Kendisi de bu mesajı bugün verdi ama bir yandan da içeride şimdi başka bir şey daha tartışılıyor. Erken seçim, bir seçime gidilmesi, yani sonbahara kadar da Boris Johnson'ın başbakanlık koltuğunda oturmaması gerektiği konusunda da yine o siyaset içerisindeki tartışmalar epey bir büyüyecek gibi görünüyor. İngiltere'de bunu konuşuyor.